Merhaba arkadaşlar. Bugün çok istediğiniz soru cevap videosunu yapıyorum. Yani sorduğunuz soruları bugün cevaplayacağım şu anda. Çok uzatmayayım lafı. Hemen birinci sorudan başlayayım. Birinci soru. Bisiklet sürmeyi ve top oynamayı seviyor musun? İsmimi okursan sevinirim. Samet Duman. Arkadaşlar bisiklet sürmeyi seviyorum. Benim zaten bisikletim var hala. ATV'yi aldıktan sonra bisiklet sürmeyi bırakmadım. Yine sürüyordum yani. Salkani Hector'um var. Ara sıra sürüyorum yani ama küçüklükteki gibi sürmüyorum. 12-13 yaşındayken almıştım o bisikleti. Halen de sürüyorum. Ama eskiden çok sürerdim. Hele seviyorum yani bisiklet sürmeyi. Top oynamayı seviyor musun? Arkadaşlar top oynamaya da bayılıyorum. Çok seviyorum. Ama çok yeteneğim yok. Yeteneğim olsa futbolcu olmayı düşünürdüm ama yeteneğim yok maalesef. Ama top oynamayı seviyorum. Dediğim gibi ismimi okursan sevinirim demişti. Samet Duman. Arkadaşlar ikinci soruya geçiyoruz. Bildirim geldi de ona bak. Kardeş videoların hiç uzun sürmüyor. Biraz uzun sürsün. Ayıp kardeşim. Azerre. İsmi Azerre arkadaşımızın. Kardeşim doğru diyorsun, videolarım hiç uzun sürmüyor. Bunun sebebi stok video atmam. ATV'yi sattıktan sonra ATV elimdeyken şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ATV benim elimdeyken, ATV'm varken ara sıra videolar çekiyordum, kısa kısa videolar. Şu anda attığım videolar o kısa videolar, o yüzden uzun video atamıyorum. Kanalımın adı ATV Motor YouTube olduğu için, ATV üstüne motorların üstüne kurulduğu bir kanal olduğu için çok uzun. Yani farklı konulardan çok uzun video atmak istemiyorum. Ama bakalım şikayetçiyseniz bu durumdan bir çaresine bakacağız. Sizden beraber bir karar alacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Üçüncü soru. Abi bildirim gelince hemen geldim. Boyun kilon kaç? Bir de adımı söyler misin? Met Tuyur. Evet arkadaşım zaten Met Tuyur. Bildirim gelince hemen geldim. Sağ ol kardeşim yani. Ne diyeyim, Allah razı olsun. Adamın dibisin. Boyun kilon kaç? Arkadaşlar boyum 1,75. Kilom 65. Dördüncü soruya geldik. Kral kötü yorum yapanlara aldırma. Adamsın. Beraber büyüyeceğiz. İsmi arkadaşımızın Kemal Bayrak. Evet, kötü yorum yapanlara aldırma demiş kardeşim. Yani aldırmamaya çalışacağız yani. Yapacak bir şey yok. Adamsın. Sen de adamsın kardeşim. Beraber büyüyeceğiz. İnşallah. İnşallah beraber büyüyeceğiz. Beşinci soru. Başka ne incelemesi gelecek acaba kral? Başka ne incelemesi gelecek? Arkadaşlar geçen ben Evkur'a gittim. Evkur'a gittim. Bir işim vardı Evkur'da. Orada gördüm şey vardı. Arola'nın 150cc kamyoneti vardı ya. Motosiklet kamyonu. Onun kısa bir videosunu çektim. Onu attım. Bir de şey vardı orada. Motosiklet vardı. Kap motor deniyor. Onlara siz biliyor musunuz bilmiyorum. Kap motor deniyor onlara. Onun da bir videosunu çektim. Onu da atacağım ama o da kısa yani dediğim gibi. O da kısa. 30 saniye bir şey oldu. Yani bakacağız duruma göre ne olur. Dediğim gibi RC arabalarla, oyuncak arabalarla ilgileniyorum. Yakında Çin'den uzaktan kumanda siparişi verdim. O gelsin. Yeni bir proje yapmayı düşünüyorum. Kafamda bir şeyler var. Onun hakkında bir video çekip atabilirim. O da en az 20-30 dakika sürer gibime geliyor. Bakacağız. Evet, 6. soru. Selamünaleyküm reis. Birinci soru. YouTube'da geldiğin noktada memnun musun? Evet, çok güzel bir soru. Arkadaşlar, YouTube'da geldiğim noktadan memnun muyum? Ben bu kanalı aslında açtım ama devam etmek gibi bir düşünce yoktu. İlk videom izlenmeseydi bu kadar. İlk videomu siz biliyorsunuz. ATV Kuba VIP Track 250 incelemesiydi ilk videom. Arkadaşlar ilk videom 5000 civarı, neredeyse 5000 olacak ilk videom, 5K olacak. Yani o video o kadar izlenmeseydi ben yine bırakacaktım belki de YouTube'u, devam etmeyecektim. Bırakma ihtimalim yüksekti. Ama o izlenince, her gün 100-100 katlanınca izlenmesi motivasyonum yerine geldi, moralim yerine geldi ve devam ettim. Geldiğim noktadan evet memnunum. Açıkçası ben bu kadar büyüyeceğime, bu kadar abonem olacağına inanmıyordum. Yani ilk başladığımda bu kanala 2 abonem vardı. O da yani akrabalarım telefonundan kendim abone olmuştum.
Şimdi en az bir 70 abonem var. Siz varsınız yani artık. Bakacağız yeni arkadaşlarımız katılırsa. Devam edeceğiz, niye olmasın. Başka ha. İkinci soru. Bu arkadaşımızın sordu ikinci soru. Yani iki tane soru sormuş. Tekrar ATV ne zaman alacaksın? Adımı söylersen sevinirim. Tekrar ATV ne zaman alacağım? Arkadaşlar tekrar ATV ben demiştim ama yine diyeyim olsun. ATV'yi biz kışa gireceğiz diye satmıştık. Ama yazın bir daha alacağım yani büyük ihtimal alacağım. En geç Haziran ayına kadar alırım gibime geliyor. Bakalım. Param da hazır şu anlık. Bakalım bir sıkıntı çıkmazsa param hazır. En geç Haziran ayına kadar. Havalar ısınınca da diyeyim. Havalar ısınınca köydeki evimize de çıkınca bir ATV alacağım yine. Bu arkadaşımız da bitti. İsmimi söylersen sevinirim. İso Tütüyer. İso Tütüyer. Evet. Yedinci soruya geçiyoruz. Selamünaleyküm. En sevdiğin yemek ne? ATV'yi mi daha çok seviyorsun? Motorumu? Bir de adımı okursan sevinirim. Trabzon 61. Arkadaşımızın adı Trabzon 61. En sevdiğin yemek ne? Arkadaşlar en sevdiğim yemek ne benim? Bir düşüneyim. Tavuk döner. Benim en sevdiğim yemek tavuk döner. Yani bayılıyorum yemeğe. Çok seviyorum. Onun haricinde ATV'yi mi daha çok seviyorsun? Motorum. ATV. ATV'yi daha çok seviyorum arkadaşlar tartışmasız. ATV'ye bayılırım. Motoru o kadar sevmiyorum. İki teker bana çok güzel gelmiyor. ATV'yi daha çok seviyorum. Dört teker olduğu için. Bir de böyle güçlü ya offroad falan yapabiliyorsun onunla. Gaz yapabiliyorsun böyle. Vuf vuf. Neyse geçelim. Moda girmeyelim hemen. Sekizinci soru. Zehra Yıldırım. Kanalını bana satar mısın? Kanalımı sana satamam kardeş. Çünkü benim takipçilerim parayla satılacak insanlar değil. O yüzden sorunu hiç duymadım. Geçiyorum hemen. Evet. Dokuzuncu soru. Abi öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. En çok hangi rengi seversin? En çok hangi rengi severim? Arkadaşlar ben bir ara maviyi seviyordum. Bundan 1-2 sene önce maviyi çok seviyordum. O zaman da çok sorarlardı bana en sevdiğin renk ne? Ben de mavi seviyorum derdim ama şu anda hala mavi yani değişen bir şey yok. Hala mavi benim en sevdiğim renk. Yani böyle mavi dediğim gibi. Hangi marka ayakkabı giyersin? Hangi marka ayakkabı giyerim? Arkadaşlar bana marka fark etmez ama şimdi burada da marka ismi söylersem şey nedir lan onun adı? Reklam yapıyormuş gibi olacağım o yüzden marka adı söylemeyeyim. Ama marka giymeyi çok sevmem yani. Fark etmiyor benim için. Marka takıntım yok benim. Diğer sorumuza geçelim. Marka takıntım benim marka takıntım var galiba diyen de var yani ama benim yok. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ben oturamadım burada. Bir dakika. Kardeşim bu sandalye niye böyle duruyor burada? Ay ay ay. Video çekenimiz yok ki. Evet. En çok hangi dersi seversin? Oo, çok güzel bir soru. Helal olsun sana kardeşim. Enes Duman. Enes kardeşim seni çok seviyorum. Sana bayılıyorum yani. Adamın dibisin sen. En çok hangi dersi seversin? Düşünmeye zamanım var mı? Videoyu durdurayım da bir aklıma gelsin. Başlatayım yine videoyu. Arkadaşlar aklıma geldi. Benim en sevdiğim ders aslında beden eğitimi. Ama biz 12. sınıf olduğumuz için şu anda bize beden eğitimi yok. Beden eğitimi olmadığı için de tarih diyeceğim. Tarih öğretmenimi seviyorum ama öğretmenimi sevdiğim için dersi de seviyorum otomatik olarak. O yüzden tarih yani 12. sınıfta tarih ama ondan önce beden eğitimiydi. Neyse. İsmimi okur musun? Okudum kardeşim. Enes Duman. Enes Duman kardeşimle ayrı bir seviyorum. Adamın dibidir yani. Onun soru. Abi seviliyorsun. En sevdiğimiz özelliğin bir şey istedik mi? Anında o konuda video çekmen, video atman. İnşallah beraber çok daha büyürüz. Sorum. Ha, soru değil pardon. Sorum diye yazmış. Soru bir. Kaçıncı sınıfsın ve YouTube'u bırakmayı düşünüyor musun?
İnşallah bırakmazsın parantez içinde. Arkadaşlar. Ha kaçıncı sınıf? Sen arkadaşlar 12. sınıfım dediğim gibi. YouTube'u bırakmayı düşünüyor musun? Arkadaşlar başta da söyledim ben YouTube'u... Pardon çok özür dilerim. Benim ilk videom bu kadar izlenmeseydi ben zaten başlamayacaktım. Hiç ilk videom izlendiği için ben de devam ettim. Şu anda düşünüyor muyum dersen... Yani böyle gidersek çünkü sevenim var. Siz seviyorsunuz beni çok teşekkür ediyorum. Sevenim var. Motivasyonum yerinde şu anda bırakmayı düşünmüyorum. Yani ATV aldığım zaman zaten daha sık videolar gelecek. Yani bırakmayı düşünmüyorum. Sizi bırakmam yani sıkıntı yok. Soru ha ismini okumayı unuttum. Ahmet Çınar. Ahmet Çınar evet. 11. soru ve son soru. Necmi Zü ne? Necmi Züğürtçük diye bir isim var ama inşallah doğru okumuşumdur. Zaten şimdi ekranda göreceksiniz. Koyacağım oraya. Abi neden kısa videolar atıyorsun? Stok videolardan attığın içinse. Pardon. Abi neden kısa videolar atıyorsun? Stok videolardan attığın içinse başka videolar da atabilirsin. İzleriz biz kral. Yanına kalp koymuş. Adamsın kardeşim. Neden kısa videolar atıyorum? Arkadaşlar dediğim gibi stok videolarımdan attığım için kısa videolar atıyorum. Ve ATV bende olduğu ATV'm olduğu zaman kısa kısa videolar çekiyordum. O yüzden artık daha konu bulamadığım için değil, videom olmadığı için, çekemediğim için, ATV'm olmadığı için ben de eskiden çektiğim stok videolardan devam ediyorum. Kısa kısa videolar o yüzden atıyorum kardeşim. Başka videoları da atabilirsin, izleriz biz. Yani başka videoları kral adamsın, eyvallah. Başka videoları da atacağım. Yani çünkü böyle olmuyor. Kısa kısa videolar attığım için siz rahatsız oluyorsunuz. Belki de uzun videolar atsam çayınızı kahvenizi koyup izleyeceksiniz videoyu. Ama kısa videolar atıyorum. O yüzden böyle bir şey yapamıyorsunuz. Hemen girip çıkmak zorunda kalıyorsunuz videoya. Arkadaşlar uzun videolar atacağım ama size soruyorum. Farklı farklı konularda videolar atacağım o zaman. Yani sırf ATV videosu atamam. Çünkü dediğim gibi stok videolarım yavaş yavaş tükenmeye başladı. Mesela ben iki parçaya attım. İki tane part 1, part 2 olarak ATV yıkama videosu attım. Bunların part 3, part 4, part 5'i de var. Onları da atacağım zamanla. Onlar biraz daha uzun. Lan. Oğlum basıldı. Ne arıyorsun burada? Ne diyordum lan ben? Ha. Arkadaşlar dediğim gibi part 4, part 5'i falan da var o ATV yıkama videosunun. Ama onlardan önce şey atacağım. Size de soruyorum. İstiyorsanız atayım. Yani istiyorsanız bu videonun altına yorumlara yazın istiyoruz diye. Oyuncak araba, kartondan RC araba deniyor arkadaşlar. Pardon, kartondan diyormuşum. Arkadaşlar hani nitrolu arabalar falan var ya, benzinli nitrolu arabalar, küçük oyuncak arabalar. Uzaktan kumandaları var böyle böyle. Böyle gaz falan var böyle böyle işte anlarsınız. Hatta şimdi koyarım büyük ihtimal resim olarak ekranın üstüne. Şu tavana doğru koyarım onun resmini. O tarz videolar atmamı istiyorsanız çok uzun videolar atabilirim. 20-30 dakikaya kadar çıkabilir bu videolar. Çünkü öyle bir imkanım var. Onları da yapabilirim. Başka soru yok herhalde yani. Arkadaşlar sorular bu kadar. Dediğim gibi istiyorsanız RC araba videosu, oyuncak araba videosu yapılış videolarını atarım. Nasıl yapılır, ne nedir, ne budur, ne şudur atarım yani. Konular bitmez. Yeter ki siz isteyin arkadaşlar. Siz isteyin ben çekerim. Sıkıntı yok. Evet videolarımın kısa olmasından yakınıyordunuz. Video tamın hemen 14 dakika oldu şu anda. Ay. Sabahtan beri çok konuştum ya. Lan boğazım. Bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Of. Ha, rahatladım ya. Arkadaşlar video 14 dakika oldu. Yavaş yavaş kapatayım videoyu. Size sıkılmayın çok uzun olduğu için. Sorularınızı cevaplarım bu şekildeydi. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah daha çok büyürüz bakalım. Allah nasip ederse 1000 abone, 2000 abone olacağız. Ayrılmayacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.